Goberler merhabalar. Şimdi üçüncü köşe taşımıza geçiyoruz. Belirli integralin arkadaşlarım. Hadi başlayalım bakalım. Birinci sorumuz ne diyormuş? Eşitliğini sağlayan m değeri kaçtır diye soruyor. Yani şuranın bir integralini alalım biz ilk önce. X kare bölü 2 artı m çarpı x'dir ve x yerine bir 2 bir de eksi 1 yazacaksınız diyor. Hadi ilk önce 2 yazalım. 4 bölü 2'den 2'yi 2 yazarsam bir de artı 2m geldi. Şimdi bir de eksi 1 yazalım. Tabi araya eksimizi de koyalım. Eksi 1'in karesi 1 bölü 2 olur burası. Eksi 1 yazarsam eksi m gelir. İşte işlemimin sonucu bu. Hadi burayı bir toparlıyorum dostlarım. 2 artı 2m eksi 1 bölü 2 artı m. Eşitmiş bu da 9 bölü 2'ye. Şimdi şu eksi 1 bölü 2'yi buraya artı 1 bölü 2 diye atalım. 10 bölü 2 oldu burası. Yani 5. 2'yi de buraya atalım. 5'ten de 2 çıkarsa 3. Burada da 2m daha 3m oldu. Demek ki m eşittir 1'miş dostlar. Geldik buna. Yine bir integral alacağız arkadaşlarım ve 1'e eşitleyeceğiz. Önce integralimizi şurada yukarıda bir alalım. A duruyordu sabit. X kare bölü 2. Eksi 2'nin integrali de 2x. Şimdi burada da sınırlarımız 1 ile 0. Hadi yazalım. 1 yazalım önce. A bölü 2 eksi 2. Eksi 0 yazalım. 0, 0 olur arkadaşlarım burası komple. Bu da 1'e eşitmiş dostlar. Peki A bölü 2 burada dursun. 0'ı görmeyin artık. Şu eksi 2'yi buraya atarsak 3 olur. İçler dışlar çarpımı yaptık. 6 geldi A dediğimiz sayı. Üçüncü sorudayız dostlar. Yine integrali alalım bir ilk önce. 3 çarpı x küp bölü 3 eksi x. Şimdi şu 3'ler de gitti tabi buradan. Sınırlarımız a ile 1. Ve bu da neye eşitmiş? 6'ya. Şimdi önce a yazalım. A küp eksi a. Bundan da çıkartacağız neyi? Bir de 1 yazacağız. 1 eksi 1 olur. Yani 0 olur burası. Burası etkisiz. Peki ne çıktı şimdi karşımıza? A küp eksi a eşittir 6 geldi dostlarım. A yerine ne yazalım? Mesela şıklardan 2'yi bir yazarsak 2'nin küpü 8, eksi 2'den 6'yı sağladı. O zaman Edirne şıkkımız doğru cevaptır. Geldik şuna. Yine bir integralimizi bir ilk önce alalım isterseniz. Hemen 2x kare bölü 2 eksi x'dir bu integralin sonucu. Buna da bir b bir de a yazın diyor. Şu ikiler de gitsin. Hadi şimdi b yazalım ilk önce. B kare eksi b olur. Eksi şimdi a yazalım bir de. A kare eksi a gelir. Ve bu da neye eşitmiş? 4'e. Şimdi toparlayalım burayı. B kare eksi a kare geldi burası. Eksi b artı a geldi burası arkadaşlarım. Eşittir 4. Şu b kare eksi a kare demek b eksi a çarpı b artı a demektir. Şurayı da eksi parantezine alırsam ben dostum b eksi a olur burası 4. Bakın b eksi a var, b eksi a var. B eksi a parantezine alalım bir de b artı a eksi 1 oldu burası eşittir 4'müş. Şimdi b eksi a'yı bize 4 vermiş. Burası 4. Ve çarpım durumunda bu tarafa atarsak bölü durumunda b artı a eksi 1 4 bölü 4'ten 1 gelir. Demek ki b artı a da 2'ye eşitmiş dostum. Şimdi ne bulduk biz? B eksi a'yı 4 diyebiliyoruz. B artı a'yı da 2 bulduk. Toplayalım bu iki keratayı alt alta. 2b eşittir 6 yapar. B eşittir 3 yapar. B 3 ise A'nın da eksi 1 olması lazım ki dostlarım eksi 1. Bunların toplamı 2'yi versin. Peki bize neyi soruyor? A çarpı B. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3'e ulaştık Goberler. Pekala. 3 numarada böyleydi. Hemen geldik 4 numaralı soruya. Şimdi yine integralinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. İlk önce tabii biz bir integrali alalım. Sonra da sınırlarını yerine yazarız dostlar. Hadi alalım integral. Şimdi şurada değişken değiştirme yapalım arkadaşlarım. Biz şu x küp
eksi 1 dediğimiz integrale, ifadeye bir u diyelim. Her iki tarafın türevini alalım. 3x kare dx eşittir du geldi. Yani x kare ile dx'in çarpımı du bölü 3 oldu. Şimdi şu integrali bir daha baştan yaparsak arkadaşlar, şöyle sıfırdan 1'e kadar x küp eksi 1'in karesi, buraya ne yazacağım? U kare çarpı dx ile x kare yerinin çarpımına ne yazacağız? Du bölü 3. Şimdi du bölü 3 de böyle dursun. Şimdi yalnız buradaki 0 ile 1 dediğimiz sınırlar x'in sınırları arkadaşlarım. X'e göre yazıldığıken bu 1 ile 0 diye yazılıyor. Şimdi acaba u'ya çevirdiğimde, yani x 1 iken acaba u kaç? Hemen ne yapıyorum? Şurada yerine yazalım. X yerine 1 yazın. 1 eksi 1'den u 0 oluyor arkadaşlarım. Demek ki u değişkenini yaptığım zaman burası 0 olacak. Peki 0 yazdığımda da eksi 1 geliyormuş. Benim alt sınırım işte asıl integral bu olacak dostlar. Yani biz değişken değiştirme yapıyoruz, eyvallah. Ama sınırları da u'ya bağlı yazmak zorundayım. Şimdi artık bu integrali alabilirim ben kardeşim. Şu u karenin integrali u küp bölü 3 olacak. Bir de zaten 1 bölü 3'ümüz de kafadan var. Şuradaki bölü 3'ümüz de var. Yani ne çıktı? U kare, u küp bölü 9 geldi. Sınırlarımız da 0'dan 1'e. Şimdi önce 0 eksi 1'i. 0 yazıyoruz u gördüğümüz yere. 0 bölü 9 olur, yani 0. Eksi. Şimdi bir de eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 bölü 9 olur arkadaşlarım bu da. Bakın şuradaki işareti göz ardı etmeyin. Eksi ile eksi çarpılınca da artı 1 bölü 9 oldu. Bakın Adana şıkkı bile eksi 1 bölü 9. Aman ha, kolay bir integraldir. İşaret hatasından yanlış yapmış olmayın sakın ha goberler. Pekala, geldik ikinci sorumuza. Şimdi yine değişken değiştirme yapacağım. Bakın altta x kare artı x artı 1 ifadesi var. Bu ifadeye ben u diyeceğim arkadaşlarım. Şurada yazalım. X kare artı x artı 1 eşittir u olsun. Bu durumda 2x artı 1 çarpı dx eşittir du olacak. Hadi şimdi bunları bir yerine yazalım. Şöyle integralimiz. Şununla şunun çarpımı du. Buraya da 1 bölü u geldi arkadaşlarım. Çarpı bunların ikisinin çarpımına da du demişiz. İntegral bu hale döndü. Şimdi tabi sınırları da yazalım. X yerine 1 yazarsak 1, 1, 1, 3 olur. Şurası 3'müş demek ki. X yerine eksi 1 yazarsak 1, eksi 1 artı 1, 1 oldu. Şurası da 1'miş demek ki. Şimdi bu 1 bölü u demek de aslında u üzeri eksi 1 demekti. Hadi şimdi gelin integrali alalım. U üzeri eksi 1'in integrali. Kuvveti 1 arttırıyorum arkadaşlarım. U üzeri eksi 1'in integralini alırken 1 arttırırsak 0 oldu. U üzeri 0. Yani 1 bölü ne çıktı oradan da? U üzeri 0. 1 bölü ne oluyordu ya? Nasıl söyledik onu? 1 bölü u. İşte buradan ln u'lara falan geçmemiz lazım. Durun bakalım bir arkadaşlarım. Burada bir duralım. Devam ederiz birazdan. Burada bir sıkıntı çıkacak çünkü. Sıkıntı yok arkadaşlarım. Sadece şeyi yanlış yazmışız. U'yu yerine yazdık ama burada u'nun bir de karesi var ya, onu yazmayı unuttuk. U üzeri eksi 2 olacak burası. Onu göz ardı etmişiz sadece. Ters çevirirken. Şimdi u üzeri eksi 2'nin integrali nedir? Bu 1 arttırıyorum. U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 geldi. Şimdi bir de buraya sınırlarımızı koyalım. 3 ile 1. Şimdi bir 3 yazacağız. Bir de 1 yazıp birbirinden çıkartacağız. Şimdi ilk önce bu, şunu biraz daha toparlayayım ben. 1 bölü u demektir. Bir de eksisi var arkadaşlarım. Şöyle oldu. Şimdi bir 3 yazalım. U gördüğümüz yere. Eksi 1 bölü 3 olur. Eksi. Bir de 1 yazalım. Eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olur. Yani eksi 1 bölü 3 artı 1 oldu. 3. 1 çıktı. 2 bölü 3 geldi. Sorumuzun cevabıdır bu dostlar. Geldik şuna. Şimdi hemen x artı 2 u dersek, x artı 2 dediğimiz ifadeye u diyelim dostlarım. Bu durumda x'in türevi x
X'in türevi 1 olduğu için 1 dx eşittir du geldi. Şimdi yerlerine de yazalım bunları. İntegral içerisinde kök u olur. Yani u üzeri 1 bölü 2 demektir. Dx yerine de du'yu yazdım. Şimdi sınırlarımızda 2 ile eksi 2 idi. 2 yazarsak x gördüğümüz yere 4 olur u dediğimiz şey. Eksi 2 yazarsak 0 olur arkadaşlarım. Bunları da yazdık. Şimdi gelin bir integrale alalım. 1 arttırıyorum burayı. U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 geldi. Sınırlarda 4 ile 0. Şimdi şunu birazcık daha düzenleyelim. U üzeri 3 bölü 2 ters çevirip çarparsak 2 bölü 3 de buradan geldi. 4 ile 0. Şimdi bir 4 yazalım ilk önce. 4 yazarsak şöyle olur. 2 çarpı 4, 2'nin karesidir. Bir de üstünde 3 bölü 2 var. Bölü 3. Şunlar gitti. 2 üzeri 3, 8 yaptı. 2 ile çarptım. 16 bölü 3 geldi. Bir de 0 yazacağız değil mi dostlarım? Eksi 0 yazarsak 0 olacak komple. Demek ki cevap direkt 16 bölü 3 çıktı dostlar. Şuna geldik şimdi kardeşim. Hemen burada da kök x artı 1'e bir u diyerek başlayalım bakalım. Şurayı bir temizleyeyim ben. Kök x artı 1'e bir u diyelim. Bakalım neler gelecek. Peki türevini alıyorum. 1 bölü 2 kök x eş dx eşittir du oldu. Hatta şu 2'yi de buraya çarpı diye atalım. 1 dx bölü kök x eşittir 2du çıktı. Şimdi bunları da yerine yazıyorum. İntegrali bir daha yazıyorum şimdi. Dx bölü kök x demek 2du'ymuş. Şurada 2du'muz var bir kere. Burada da 1 bölü şuna u demiştik. 1 bölü u kare. Yani u üzeri eksi 2 geldi. Şimdi x yerine bir 4 yazarsak 4 yazdım. 2 bir daha 3 oldu arkadaşlarım. Üst sınır. 1 yazarsak 1, 1 daha 2 oldu alt sınır. Şimdi integralimizi alalım. 1 arttırıyorum u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Bir de başında ne var bunun dostum? 2 çarpını var değil mi? Şuradaki 2'yi de göz ardı etmeyelim. Şimdi bunu da bir daha düzenleyelim. 1'in eksisini şuraya verelim. Eksi 2 çarpı 1 bölü u demektir. Sınırlarda 3'ten 2'ye. 3 yazıyorum önce. Eksi 2 bölü 3 olur. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 bölü 2 olur. Şurası zaten ne yaptı? Eksi 2. Başında da 2 var. Artı 2 oldu. Eksi 2 bölü 3 artı 2. Şurası 6. 2 çıktı. 4. 4 bölü 3 mü geldi arkadaşlarım? Bir daha bakalım. 3 kere 2 6. 2 çıktı. Bir yerde bir hata yaptık demek ki. Nerede hata yaptık? 2 yazarsak 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 gelecek burası, pardon. Artı 1'e dönecek. 3, 2 çıktı. 1 bölü 3 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 4 numarayı da gömdük. Bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlarım.